Hiç de gazeteci de aramıyor ya. Beni arıyor. Ha. Bize hep pizzacılar falan arıyor. Yok, soru soracaktınız abi. Sordum. Neyi? Normal değil dedin ya. Herkes sosyal olsun, konuşsun. Ama o şeyi izlemiyorum. Ne? Curling midir nedir? Bir şey atıyorlar buzda böyle. Böyle. Ha, falan filan. Onu izlemem. Şeyle gelmedik mi oğlum, metrobüs? Ama kiraladık komple. Kim Fransa devrimi sırası. O neymiş ya? Onu izledik ya. Uzun bir ilişkiden sonra... Ha, uzun ilişki ya. Aa! Ben yeni unutsun ya. Abi çok kıllıysa evet. Gol olunca ve top dışarı çıkınca taç. Onu anlıyorum. Onu da tam anlayamamışsınız. Olsun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. APO Bey demek de bir acayip ha. Neden? Ama yani APO Bey bir acayip oluyor. Apo olur. Apo Bey. Apo Bey. Ha evet. Doğru, APO, Apo. Hoş geldiniz Apo Bey. Evet. Hoş geldiniz APO Bey. Çok acayip değil mi ya? Şimdi bir şey soracağım. Sizin videonuz ne kadar, görebilen ne kadar çok izlendi? Evet. Ama bize para kazandırmadı. Sarı dolar yedi o video. Ne demek o? Aile içi şiddet övgüsü yapılıyormuş diye. Siz dediniz ya, babam beni döverdi küçükken falan. Ama sen onu alıp cort diye koyarsın, öyle olur. Ama yani Allah Allah, söylemiş söylenmemiş bir söz mü o? Değil değil. Öyle mi oluyormuş yani şimdi? Öyle. YouTube yöneticilerine göre babalar çocuklarını dövmezmiş. O zaman bana parayı versinler bana. Bayağı biz yedik, öyle değil mi yani şimdi? YouTube'a bak ya. Vallahi bayağı bildiğin sarı dolu. Onu kaldırmak için ne uğraştık ne uğraştık. Asla kaldırmadılar. Allah Allah. Aynı sebepten Gonca Vuslateri de annem bana işte öyle şeyler yapardı. Bak bir daha söylemeyeyim, bu da sarı dolar evet. Yemesin. Annem bana öyle şeyler yapardı dedi. Gonca Vuslateri de sarı dolar. Annesi ona ne yapıyormuş ya? Merak ettim şimdi. kötü sözler söylüyormuş. Küfür ediyormuş. Kötü sözler, kötü söylüyormuş. YouTube. Yapma böyle. Yapma. Şimdi bu sefer de bu programda biz değer yargılarıyla ilgili sorular soruyoruz. İşte bilmem ne yapmak normal midir, anormal midir diye. Tamam. Siz diyorsunuz ki normaldir çünkü. Tamam. Sonra biz aynı soruları sokakta da sorduk. Tamam. Sokaktaki cevapla sizin cevabınız örtüşürse normalsiniz, örtüşmezse anormalsiniz. Ha, tamam. Tamam. Okey. İlk soruyla başlıyorum. Erkeklerin bacaklarını tıraş etmesi normal midir? Bu hiç beklemediğim yerden geldi. Yani tıraş etmesi çok normal değil ya bence, bilmiyorum. Yani o yapan için değişir ama ben yapmam herhalde. Ya normal gelmiyor bana. Bir şey söyleyeyim mi? Bana da normal gelmiyor. Çok acayip. Yani vücutçu falan olursa ne bileyim, hani o şey oluyor ya. Ya şey çok acayip. Yüzücüler mesela kesiyor. Hızlarını kesiyor evet, diye evet. Yaparmış. Evet. Futbolcular tekme gelince kıl kökleri iltihap yapıp sakatlanmasın diye yaparmış. Koşucular, işte vücutçular yapıyor. Vücutçular vücutları güzel gözüküyor. Ama hani bilmiyorum. Ama normal mesela son 2 yıldır ben sahilde denize giren hiç kimsenin bacağında kıl görmüyorum. Bende de var evet. Var abi. Bakalım halkımız ne dedi? Evet bakalım. Herkes açıyormuş değil mi? Erkeklerin bacaklarını alması, tıraş etmesi normal midir? Abi çok kıllıysa evet. Dediğim gibi çok kıllıysa neden? Denize gitmiştim bir ara. Abi sana yemin ediyorum. Adam ben üstünde abi kıyafet var zannettim. Yemin ediyorum sana kıyafet var zannettim. Meğer adam hani doğuluymuş artık bilmiyorum, çok kıllı. Öyleymiş. Kötü gözüküyor. Allah vergisi şey. Tabii onunla dalga geçemem. Ama hani dışarıdan insan bakımından da hani kötü gözüküyor. Bence hani o kadar varsa alabilir. Ama çok daha az bir şey varsa hani erkeğin ayak kılları alması saçma bence. Normaldir çünkü ben de kıllı biri olarak yani. Abi alıyor bence. Büyük yani. Berbere gidiyor onun için. Bence almalılar. Herkes temiz olsun. Pamuk gibi. Evet yani. Normal. Kasları yorduğu için ben alıyorum mesela. Ayıp değil. Asla değildir. Değildir. Erkeksen erkeksin yani. Ya şimdi bir şey konuşacağım, gerek yok. Erkek adam neyli bacağını alıyor ya? İbine mi duruyor? Tam da bir şey konuşacağım diye adam. Bence konuşmuşsun şey, abi. Tam da bir şey konuşacağım. Gerek yok. Deyip. Ben iki saniye sonra. Tutamadı kendini.
Bir şey derdim ama. Sarı dolar yemeğe sebep olacak hiçbir şey söylemeyin. Tamam. Bu sarı adam söyledi abi. Yok onlara bir şey demiyorlar. Ona bir şey demiyor. Bu ara YouTube aile içi şiddete takık. Ben ama bu yıllar önceydi YouTube oğlum. Bir önceki. Normal çıktınız bu arada. Onlar da anormal dedi. Tabii normal. Abi bence öyle. Normal evet. İkinci soru. Erkeklerin her türlü spor karşılaşmasını izlemesi normal midir? Her türlü değildir. Yani şimdi her türlü tabii ki. Ben mesela tenis falan izlerim. Tenis, voleybol sayarım. Elit sporlar diyorsun. Elit at yarışı. Eskrim. Ama o şeyi izlemiyorum. Ne? Curling midir nedir? Bir şey atıyorlar buzda böyle. Falan filan. Onu izlemem. Ama onun dışında genelde izliyorum. Eskrim de izlemem ya. Bence de. Ben onun kurallarını da anlamıyorum. Öyle dokunma falan bir şey. Güreş izleyebilirim. Bayağı izliyormuşum bak fark ettim. Biz boks? Boks da izlerim ya. Judo? Yok, judo izlemem. Ben en çok atletizm seviyorum. Biz o bir hani TRT'de bizde olurdu ya işte kış sporları, evet. Olimpiyatlar herkes izlerdi falan. Biz belki ondan dolayı olabilir. Genelde izliyoruz yani. Futbol? Futbol zaten. Yani. Ne? Şey gibi zaten. Sorduğun soruya bak. Buna bence yeşil dolar gelebilir abi. Vallahi öyle gibi. Basket falan. Öyle söyledin yani. Ama futbol öyle yani. Ama bak şimdi beni konuşturma diyormuşum adam gibi. Ben izlemiyorum. Hiç. Bak üniversite 2'ye gidiyordum. O ama gün... sen bile mesela bir milli maç falan olsa. Anlatıyorum. Ha. O gün hiç unutmuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını yani ilan ettiği gündü. Çüş kaç yıl o ya? Düşün. Şey. Ben dedim ki. Fransa devrimi sırası. O neymiş ya? Rauf Denktaş Cumhurbaşkanı. Evet tabii de o gün. Daha ilan, olmamış bile mi? O gün ilan edildi ya. O gün ya, ilan evet. Ediliyor. Oo. Avusturya Türkiye milli maçına götürdüler beni. 15 dakikada canım sıkıldı. Anlamıyorum. Bayağı böyle oturdu. Cebimde şey çantamda roman vardı. Çıkarttım romanı açtım. Okuyorum. Abi orada sen üstüme işte insanlar üstüme atla. Gol Mersa işte Türkiye gol. Gol atmış. Ha gol evet. O güzel bir deneyim olmuş yani. Çok. O kadar anlamıyorum. Bir tek gol olunca ve top dışarı çıkınca taç. Onu anlıyorum o kadar. Onu da tam anlayamamışsınız. Olsun. Şey, top dışarı çıkınca. Bazısı şimdi da, bir şey diyeceğim. Bazısı da hiç sevmiyor harbiden. Yani futbolu. Ben var böyle. Benim çok canım. Hiç izlemiyor yani. Hiç alakası yok. Ama mesela şeyi de görmedim ya. Ben sadece basket izlerim, futbol izlemem falan gibi. Genelde izleniyor futbol ya. Dünyada çünkü en herhalde izlenen spor futbolmuş. Endüstriyel redönünce iyice izleniyor bence. Evet bir şeyde falan İngiltere'de falan bazı maçları işte hani uzak doğuda da izlesinler diye. Öğlen saatlerine falan alıyorlarmış diye bir şey okumuştum. Futbol çok izleniyor abi. Ben en çok basketbol izlemeyi seviyorum. Basketbol tabii şey adrenalin çok hızlı gidiyor sayı, blok sürekli bir aksiyon var. Onun için futbolu da biraz değiştirmek istiyorlar şimdi. İşte ne bileyim taçı. Demin senin bildiğin şey. Taç değil mi? Ayakla. Yanlış mı söyledim? Taş değil mi ismi? Taş. Hı. Yoksa taş diye bir şey kalmadı mı? Çünkü kalmayabilir. Evet değişiyor sürekli. Ne şimdi ismi? Şimdi şey dışarıya çıkan top. Ay hiç gülüyorum. Öyle diyorlar. Mesela bak offside'i bana henüz hiç kimse anlamıyor. Bence denemeyin hangi kameraya konuşuyorum. Bence de denedim. Offside yani. Offside'i ben zor öğrendim ya. O kadar gerizekalı ki sen nasıl öğreneceksin diyorsun. Yok hayır. Ben alakalı olarak yani. Çünkü bir dönem eskiden daha farklıymış. O Kıbrıs dönemleri hatırla. Nasıl hatırlayayım? Çok eski zaman. Vallahi futbol izleniyor ya. Erkekler izler abi. Her şeyi izliyoruz yani genelde. Hele şimdi çok spor kanalı falan var değil mi? Soru o değil miydi ya? Ha, erkeklerin her türlü spor karşılaşması izlemesi normal midir? Normaldir. Normaldir. Bana göre değildir. Buyurun. Erkeklerin her türlü spor karşılaşmasını izlemesi normal midir? Yani bu onlara özgü bir şey değil aslında. Aha. Yani kadınlar da izliyor. Belki daha azınlıkta ama yani
gayet normal. Yani spor müsabakaları izlemesi gayet normal bir durum bence. Her türlü spor. Yani buna yatak sporu da dahil. Yatak sporu ne lan? Abi sen bana özel mi getiriyorsun bunları ya? Yatak sporu. Yani bana normal geliyor bir erkek olduğum için. İlgimi çekiyor. Yani akşamlar bile boş kanal seyredeceğim. Açıp herhangi bir spor dalını seyredebiliyorum. Yani. Tenis bile seyrediyorum. Hiç alakam olmamasına rağmen. Bile de. Bile de. Yani golf hariç. Golf'te de paramız yoktu herhalde, sevmiyoruz. Lanet olası zenginler diye izliyoruz. Olmaz olsun böyle spor. Ben de spor seven bir insan olarak eşim mesela futbol izlerken ya da herhangi bir spor dalını izlerken onunla beraber izliyorum. Benim için hiçbir sakıncası yok. Gayet keyif alıyorum. Bence değil. Yani ben genel olarak fazla sporla ilgilenmiyorum. Yani. Sen zaten spor izlesen böyle olmayacak. Normal. Eğer seviyorlarsa bence izleyebilirler. Ben çok ilgili değilim. O yüzden hangi sporlar var çok da bilmiyorum. Size ayıracağı zamanı spor mu? Karşılaşmalarını izleyerek yok, geçirmesi? Yok. Ama bıçaklarım diyor o zaman. Onu bana ayırsın, başka zaman izler. Tekrarını. Tekrarını izlemek aynı şey mi? Bunun manitası yok belli. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela bir offside oluyor da gol oluyor. Abi bütün gece aynı keyi yapıyorlar zaten. Tekrar tekrar izliyorlar, tekrar tekrar. Çok sıkıcı bir şey değil mi? Gördük, tamam anladık. İki kere, üç kere. Kaç kere yani? Şeyi konuşmayı mı? Hayır. Aynı pozisyonu bir daha. Ha evet. Bir daha. Bir daha. Ay. Evet ya, o biraz sıkıcı oluyor böyle bakınca. Ama o da keyifli. O bir şey söylüyor. Bir, ya işte biraz tabii öyle bakınca, sevmeyince dandik geliyor. Doğru. Doğru. Mantıksız şu an. Bence de. Bir şey de diyemedim. Yoksa siz de... Buradan çıkınca futbolu falan bırakıyorsunuz. Birdenbire artistik patinaj. Evet, falan. Bilmem. Sporları da bilmiyorum futboldan başka fazla. Ne var mesela? Yani izlenebilecek. Voleybol. Voleybol var canım. Onlar değil. Basket. Ne bileyim. Şey, dandik böyle... Curling, golf ya da izlenmeyecek tarzda. Buz hokeyi. Buz hokeyi, evet. Allah'tan o yok bizde. Buz hokeyi mesela çok manasız. Bilardo da çok Bilardo manasız. Var ama izliyorum ben Bilardo'yu ya. Ay nesini izliyorsunuz? Ya, zaman geçmiyor orada. Ya o da işte bir şey yokken. Bir şey yokken o varken. Yani bir de bir şey var. Bokka mı? Hani top böyle demir top. Bokka mı? Bocca. Demir topları atıyorlar. Evet onu biliyorum. Ben Hollanda'dayken dedeler oynardı onu yaşlı. Böyle atardı vururdu gider onu alır. Bizim misket gibi bir şeylerdi evet. Değil mi? O kafada. Ama orada İspanya'da deliklere da sokuyorsun bocçada. Ona en yakın. Deliğe sokma yok. Delik yok. Ama biskette de yok muydu bir şey? Ya yani? Şey mantık olarak birbirine vurma. Aslında biraz o curling'e de yakın. Hangi nereye yakın geliyorsa yani. Şeye o ortadaki topa yakın gelmek gibi. Ulan onu da biliyormuşum bak görüyor musun? Yine hiç kimsenin anlamadığı konuları konuşarak. Evet. Üçüncü soru. WhatsApp'ta son görülmeyi kapatmak normal midir? WhatsApp'ta o nasıl oluyor abi? Var ya son görüldüğü tarih diyorum. Ha. Değildir ya ben yapmadım ama bugün deneyeceğim bunu. Niye? Öğrendim yolu. Yani ona bakıyor, konuşmak istemiyorsun ya da bir şey oluyor. Yani o normal bir şey ya. Çok bin tane insan yazıyor falan. Bilmiyorum değil mi? Öyle bakınca... Benim kapalı değil. Niye kapalı? Benim de değil. Yani telefonum nerede lan? Ha, benim değil. Ama şey, benim mesela fotoğrafım yok. Ha. Unknown. Ha, öyle duruyorum eğer... Çünkü bizim numara değişiyor ya. Bizim kargo geliyor, margo geliyor, numara yazıyor ya. Sonra da... Kanka ne haber diye bir abi. Lan diyorum kimsin ya? Abi diyor şeyden aldım numarayı diyor. Bizim diyor bir şeyci var diyor falan. Onun için değişik numara değiştiriyorum yani. Ben de. Kaç aydı? Kaç ay gidiyor bir numara? En sonki 10 yıl gitmişti. Aa çok. Yok çok değiştirmedim. En son mecbur kaldım. Şeyden sonra işte geçen yıl falan o kadar oldu ki yani o arıyor mesaj falan bilmem neler makara yapanlar falan. Bir değiştirdim şimdi bir tane daha değiştirsem mi diyorum yani 6-7 ay falan. Benim gitme süresi 7-8 ay. Ha işte demek ki 7-8 ay gidiyor sonra. Nasıl dağılıyor oradan oraya hiçbir falan? Hiçbir fikrim yok. Nereden dağılıyor biliyor musunuz? Bu
galalara falan davet eden şirketler var ya. Evet, evet. O bir şirketi ele geçiriyor. O öteki şirketi veriyor. O öteki şirketi veriyor. O şirkette gazeteci arkadaşı olan gazetecileri dağıtıyor. Gazetecilerin de ortak bir WhatsApp grubu var. Her telefon ellerine geçeni o WhatsApp grubuna atıyorlar. Bir tane gazetecinin eline geçti mi bu Türkiye'deki %80 gazetecinin eline geçti demek. Hiç de gazeteci de aramıyor ya. Beni arıyor. Ha. Bizi hep pizzacılar falan arıyor. Kim arıyor? Pizza. Halktan. Kopamadık diyormuş. Peki size göre normal, bana göre değil. Buyurun. Soru neydi ya? Ben unuttum ya. Bak. Ayakkabı. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi unuttum ya. Bak son iki gündür bu sarımsaklı filan meselesinden hep bana denk geliyor böyle şeyler. Geçen gün yemek programı çekiyoruz. Aşçı geldi. Gördüm evet. Sarımsaklı pilav falan yapıyor. Evet, sarımsaklı pilav bana yaptırdı. Hı. Ateşe koyduk. Son artık yemek bitecek. 3 dakika 4 dakika. Aa sarımsakları koymadık dedi. Seninki de o hesap. Soru neydi diye. WhatsApp'ta son. WhatsApp'ta evet. Buyurun. Son bölümü kapatmak normaldir bence. Çünkü karşınızdakiyle iletişim kurmak istemiyorsunuz. Ona görüldü gidiyor. O da alınıyor falan. Kötü bir şey bence. Bir dakika. İletişim kurmak istemiyorsan senin telefonun o adamda ne işi var? Soru tam bu. Ama şimdi oluyor ya. Bir sürü o gün kızgın oluyorsun. Bir şey oluyorsun. Kimseye görüşmek istemiyorsun. Ya tamam. Onu abi, oluyorsun. Son görülmeyi saatin görüldü. Cevap vermedin. Bitti. Niye cevap vermedin? Sana mı yazacak? Ha, bence evet. Bu son görülme meselesi çapkınlıkla ilgili bir ve sevgili bir falan öyle bir durum yani. Evet ben kaldırmadım mesela. Buyurun. Gayet normal çünkü bazen mesaj atmak istemediğimiz insanlara atmıyoruz. O yüzden de son gülmeyi gerçekten kapatmak çok iyi geliyor. Kapatmasınlar bence. Çok normal yani. Herkes sosyal olsun. Konuşsun. Konuşsun yani millet artık güzel bir şey. Niye kapatasın ki? Bence değil. Ben yapmıyorum asla. Çünkü karşımdakinin yani ben olsam çünkü görüp görmediğini merak ederim. Senin için kapatıyorlar işte. Geçen ben de denedim. Kapattım. Ama niye kapattım bilmiyorum da galiba şüphelendiriyor. Çünkü kapattığım gibi direkt yazdı arkadaşlar, kız arkadaşlar. Arkadaşlar genel oldu. Kendimi ele verdim. Allah'tan şimdi vermedin ele. Normaldir zaten insanların umurunda değil kimin göreceği, kimin ne yapacağı mesajlarını hani. Ben kapatmasam da zaten istediğim gibi cevap veriyorum falan genelde. Yani normal. Siz kazandınız. Evet bugün dolarlar bana gidiyor galiba. Peki uzun bir ilişki yaşadınız. Diyelim ki mesela 10 yıl. Evet. Sonra gittiniz bir ay sonra başka birisiyle evlendiniz. Normal midir? Bir ay sonra da yok canım değildir ya. Ama niye mesela insan 10 yıl birisine aşık olup sonra... Ya olabilir ama normal değildir. Yani olabilir. Ama bu normal mi? Değil bence yani 10 yıl takılıyoruz ya falan filan. O herhalde şey için yaparsın onu lan sana intikam hani böyle bir şey olursa öyle yaparsın. Bir ay sonra kimi buldun da hemen gittin de evlendin. Yani şeyi vermiyorlar adama değil mi? Nikah tarihi vermezler ya. Verirler bedenler çünkü bir gün artık. Öyle mi? Bizim zamanımızda hatırla Kıbrıs'ta. Kıbrıs döneminde çok zordu. O zaman internet yok, bir şey yok. O zaman internet yoktu be. İnternet yoktu evet. Aa hatırladım doğru. Ne? Telefon yeni vardı. Telefon yoktu. Telefon yok muydu? Hala anksörlü telefondan konuşuyorduk. Ne telefon? Doğru. Telefon olur mu? Ya ben... 83 yılı. Ya da 82 ya 83. Aa ben 83'lüyüm. Düşün. O kadar geç gelmiş o zaman. Bizim ülkede mi yoktu yoksa? Siz de İlber Ortaylı gibi oldunuz. İlber Ortaylı olsa iyi. Tarih. Hıfzı verdi, Veli dedi oğlum. Ama benim hocalarım falan mesela hukuk fakültesindeki benim hocalarım Ziya Umur, Sulhü Dönmezer öyle yani. Yani siz bunların hiçbirisi değil. Mehmet Akif Ersoy. Evet yok ya o kadar da değil. Ne bileyim. O kadar da değil. Buyurunuz. Yok soru soracaktınız abi. Sordum. Sen normal değil dedin ya. Sen de bir sorular... Onu izledik ya.
Uzun bir ilişkiden sonra... Ha, uzun ilişki. Aa, ya ben gene unuttum ya. Size yakın dönem çipi yanmış yalnız. Emin ederim. Ben Alzheimer olmaya başladım. Evet, yakın dönem çipi yok. Ya bu tarih meselesi benim kafamı karıştırdı. Ha, bana İlber Ortaylı de. Evet, olmaz. Bir ay sonra evlenilmez. Buyurun. Bence normal değildir ama tabii normal olan insanlar da var. Ya benim için uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra eğer o uzun ilişkideki insanla evlenmediysem hemen tanıştığım bir insanla evlenmem herhalde yani. Diye düşünüyorum. Olabilir. Eğer birbirlerini sevdiyseler, tabii ilişkiden ayrıldıysa eğer, uzun bir ilişkiden sonra ayrılık olduysa, yani ayrılan kişi eğer başkasını sevdiyse tabii olabilir bence. O ilişkinin sıcaklığını kaybetmeden roman tecrübe konuşuyordu. O seni iç sıcaklığının dışına iter. Önceki niye... Ben hiçbir şey anlamadım ya bu. Öyle. Ay amca ya normal diyeceksin ya normal değil diyeceksin. Bence normaldir. Sonuçta niye olmasın ki? Normal değildir abi. Ama ilişki neden bitmiş o da önemli. Beni aldatırsa ben evlenirim. Normal değildir. Niye? Çünkü uzun bir ilişkisi, onu zaten sevmiş oluyor. Onu severek almıştır ki o uzun ilişki sürmüş. Uzun ilişkiden sonra başkasına hemen ara vermesi lazım. Bugün bunu bu TSE'de çok röportaj yapmışlar. Her sorunun sonunda onun sonu cinayet diyor. Oo. Bak burada cinayete gelmedi mevzu. Vay ya adam şey ya biraz. Sen... Bir şey söyleyeceğim. Herkes normal değil buluyor. Tabii normal değil abi. Normal mi yani? Bence olabilir. Ne olacak ki? Ama bir ay sonra gider evlenirsin, iki ay sonra boşanırsın. Ne olur yani? Ne olur? Hangi kamera ona bak. Peki. Restoranda bahşiş vermemek normal midir? Ya bahşiş vermemek, paran yoksa vermezsin abi yani bahşiş. Ama varsa şeyse verirsin tabii ki. Yani şimdi adam bakıyor, menüye bakıyor bilmem ne yapıyor. Şunu, ulan şunu tavuk etliyle tavuk yiyeyim diyor bilmem ne diyor. Sonra yani yoksa veremez tabii canım. Ama varsa, şeklin şemalin yerindeyse ayıptır. Ama bir şey soracağım. Restoran hesaplarında zaten bahşiş içine dahilmiş. %10 koyuyorlar. Küver mi ver diyorlar. Ha. Olmadı ya. O var, öyle yerler de var. Evet o saçma bir şey bence ya değil mi? Zaten oluyorlar varmış baştan. Ben bunu yeni öğrendim ve çok bozuldum. Küver evet. Vallahi bilmiyorum. O da her yerde yok canım öyle. İşte senin gittiğin yerlerde falan vardır. Somonlu salata satılıyorsa vardır. Somon varsa orada küver hemen olur. Ama somonlu salata satılmıyorsa yoktur. Getirdim. Hani nerede? Getirin lan. Nerede? Bulamadık vallahi baktık somon kalmamış kanka. Ya bunu biliyor musunuz bu mevzuyu? Biz ilk röportaj yapıyoruz gazetede. Gazetede evet. Neydi? Posta mıydı? Yok, Radikal. Radikal'de. İşte biz böyle şarkı yapmışız falan. Bir şarkı patlamış ama. Şarkı patlamış böyle röportaj yapmışız. Kimle? Arman Çağlar. Allah dedim ya Arman Çağlar dedim. Bizi dedim doğrar şimdi orada falan. Bu nasıl şarkı lan? Bu patladı mı böyle mi falan. Yok böyle lokum gibi bir salata söylemiş somonlu. Ama yeşillikleri hiç dokunmuyor. Sırf somonları atıyor lağaklar. Oradan öyle aramızda bir somonlu salata giyiyor. Ama yer misiniz dedim. Dokun dedi. Benim suçum ne? Yok evet. Ben somon hiç yemedim ya. Yalancı. Ha sushi dükkanında yedim birkaç kere. Yani. Evet. Ya o kadar Avrupa'ya kaç somon yeme. Ya şey o çiğ şeyleri çok şey yapmıyorum ya. Gerçi haring de yedim ben. Hollanda'da olur çiğ balık. Sashimi. Haring. Haring ben böyle bilmiyorum. Şöyle hamsiden biraz büyük. Çok böyle Nisan tam bu aylar zamanı şimdi. Hafif çiğ soğanla beraber kütür kütür yiyorlar yani. Aa. O İngiltere'de tur atıp geri Hollanda'ya gelmiş öyle bir balık. Ama güzel oluyor bak ben de öyle dedim. Bilmiyordum çiğ olduğunu. Yedim ama güzelmiş. Gidersen dene. Vize vermiyorlar dermiş. Normal değil. Restoran başvuru normal mi dedin? Normal değil. Anormal mi dedi? Ne oldu? Ne dedi? Belli değil. Yok şöyle. Kıza benzedin sen de. Ya parası varsa vermesi lazım ama yoksa şimdi bahşiş nasıl verecek şimdi adam? E canım paran yoksa da lüks restorana gitmezsin yani. Yani şeyde genel olarak mı bakıyoruz? Lükse gittiysen verecek o zaman cevabım öyle olur. Yani gittiysen paran varsa tabii ki vereceksin. Ben bazen kızınca vermiyorum.
Ha, o da bir şey tabii ki. Bir kötü davrandıysa. Evet. Öyledir zaten. Bahşiş hani o verdiği hizmetin bir şeyidir. Nedir? Ödüllendirilmesi gibi bir şey değil midir yani? Bence de. Bir de böyle zorundaymışsın gibi davranıyorlar ya. Geçenlerde oldu bana öyle. Az geldi herhalde abi, verdiğin. Evet ya. Utandım. Ne yaptın biliyor musun? Şey verdik git geri aldım bahşiş. Vallahi. Vallahi billahi. Mecbur muyum ben senin beklediğini vermeye? Gördün mü? Al. Mecbur muyum yani? Evet, bu da bir bakış açısı yani. Bir de öyle otoparklarda öyle İstanbul'da. Ha otopark o işte. Abi bazen mesela beğenmiyor. O gaspa giriyor yani. Bir tek mesela kafana atmadığı kalıyor şey anahtarları. Vallahi abi otopark olayları çok karışık ya. Bir de trafik şey park etme çok zor yani buralarda. Eskiden değnekçiler vardı. O taktik devam ediyor şimdi. Ama abi para varsa gittiysen de vereceksin abi. Bence de. Mesela ben bugün şeye gittim. Çünkü şey de oluyor. Bekliyor adam senden anladın mı? Bir de hani falan filan. Eczaneye gittim. Bir krem var mı dedim. Var. Gel şu hani hafif nemlendireyim diye. Kasaya bir gittim. 1.000 lira krem. Böyle baktım. Şeye girer misiniz diyor. Post makineleri var ya böyle. Baktım hep 0.01 birinde 1.000 yazıyor. Tamam mı? Bu mu dedim ya. Evet aldım ama. Niye utancımdan hani ulan bunu bile almadı demesin diye. O oluyor evet. Bak hala içimde kaldı o şey. O net göremeyeyim şöyle bir. Ne bileyim ya. Dedim bu ameliyat mı ediyordun? Topardın. Gerdiriyor mu dedim ya. Valla. Buyurunuz. Restoranda bahşiş vermemek normal midir? Bahşiş unsuru şimdi %10. %10 ama vermek zorunda değilsin. Abi çıkışta görüşürüz. Veya onun senden isteme gibi bir zorunluluğu yok. İnsanın keyfi. Ya verilmesi gerekiyor ya. Hani... Garson çalışan, tamam eyvallah maaşını alıyor ama yani bir insanın gönlüne hoş etmek güzeldir diye düşünüyorum. Ya şimdi bayan varsa bana göre bahşiş vermesi lazım. Bayan varsa? Ya sonuçta o insanın orada ekmeğinde, onu da memnun etmek, onu da mutlu etmek. Ben duygusal insanım, ben de düşünüyorum. Evlenme kızı teklif etsen kız zaten direkt kapacak. Niye? Ama orada şekil önemli. Şekil. Orada bahşiş vermiyorsun, gidiyorsun alkole, carda, cürde bir ton boş paralar veriyorsun. Haksız mıyım? Adamın emeğinin karşılığını vermek zorundasın. O restoranda şey yapıyorsa da, destekliyorsa da garsonu, sen de bir şey yapmak zorundasın bence. O da parası yoksa normaldir. Adamın parası yoksa vermek zorunda nasıl versin? Geçim çok zor çünkü. Yiyeceğin kadar parası var yani. 3 bin lirayla, adam 3 bin lirayla sonu getiriyor. Elektrikler, zaten doğalgaz, su 1000 lira oluyor. Bu adam az geçirse nasıl versin? Ha, durumu çok iyiyse verebilir. Zaten veriyor. Aynen. Durumu iyiler zaten veriyor. Durumu iyiler de zaten iş adamlarımız, sanatçılarımız tabii ki hepsinin daireleri 60-70 tane onlar verebilir. Doktorumuz bile açken nasıl versin bahşişi? Normaldir abi. Abi beğenmediysen vermezsin. Beğendiysen yoktur. Yine vermezsin yani. Çocuk kendi durumunu özetlemiş yani. Beğendiysen verirsin ama yoksa ne yapsın abi? Son soru. İlk defa flört ettiğiniz birisiyle yemeğe çıkıyorsunuz. Ama flört ettiğiniz hanımefendi eski sevgilisinden bahsediyor. Bu normal midir değil midir? Neden ki şu anda bahsediyorsun yani durduk ya? Bence de. Değil bence mi? Bence normal. İlk bir de buluşma. Ha yani. Allah Allah. Bahsedecek ya. Burayı mı buldun? Ha. git evde telefondan fotoğraflarına bak. Ya da hani önden söyleyeyim sonra sıkıntı çıkar mı anlamı taşıyor bu da hani. Bence de normal. Bence normal değil, anormal de. İlk buluşmada normal değildir ya. Bence olmaz. Nasılsın, iyi misin? Birbirini tanımaya çalışırsın yani. Senin eski manitanla beni ne yapıyor? Olmaz. Buyurunuz. İlk buluşmada eski sevgiliden bahsetmek normal midir? Kendini tutamamış diye düşünürüm. Ama normal değil. Neden anladı? Başka konu mu kalmadı? Gerek yok. Kıskanç bir insan değilimdir. Ama o konularda konuşmaya gerek yok bence. Anın olmuştur, güzel olmuştur, gülmüşsündür. Ben de güleyim, anlat ama ilkinde böyle bak benim sevgilim oldu. Ben böyleyim. Gerek yok, playboy değil kimse. Hiç de normal değil. Neden yani? O geçmiş gitmiş, niye ondan bahsedeyim ki? Unutamadıysan git onunla ol yani. Aynen. Bana ne anlatıyorsun? Aynen öyle. Olmaz. En kötüsü kötü diye bir şey yok. Hepsi de eşittir anlayışıma göre. Bir kızın yanında başka bir kızla söz edilmez. Veyahut da bir erkeğin yanında başka erkekten söz edilmez. Ötekinin gözü yeşil ise bununki kahverengi. Onu da onun saçları sarıysa bununki esmer. Diyelim ıspanak yemekten hoşlanıyorsa
Belki, belki de ne bileyim tost diyor sadece. Tost demeyelim de menemen yemeyi seviyor. Menemen seviyor. Tostu sevmedi abi. Abi unutamıyorsanız o zaman yeni biriyle tanışmayın. Kimse size yara bandı olmak zorunda değil. Çok yanlış ya. Eski eskide kaldı. Lütfen yenilere önümüzdeki başlara bakalım. Kesinlikle değildir bence. Yani. Siz bayağı halka Minibüsle geldim ya. Yalancı. Va, İET şeyle gelmedik mi oğlum, metrobüs? Ama kiraladık komple. Ben bindim geçenlerde metroya. Ha, biliyorum metro, ben. Metroya bindiniz ya. Ben de şeyden, Kazçeşme'den bindim. Güzel oluyor. Valla ben... Valla ne? Yani. Trafikte beklemekte niye? Şey gibi değil tabii. Ajda Pekkan gibi ne diyordu? Metroya binmeyi. Vapura binmeyi. Ama o da haklı bir şeydir değil mi onun? Vapura binmemiş ya kadın, öyle mi? Hiç mi? Hiç binmemiş. Yok abi. Artık. Binmiştir canım. Kıbrıs Savaşı döneminde belki. Kıbrıs Savaşı döneminde ben her sabah vapurla üniversiteye gidiyordum. Aa. Tabii. Karşıdan mı yoksa buradan oraya? Anadolu yakasından Beyazıt'tan. Ha, İstanbul Teknik Üniversitesi. Teknik Üniversitesi, evet. Teknik Üniversitesi hukuk mu var yok? Ne bileyim ben ya. Ben lise terk olduğum için teknik kısımlara girmek istemiyorum. Yine çok eğlendim. Vallahi ben de. Çok güzel oldu. Bitti mi şimdi? Bitti. Aa, çok kısaymış ya. Evet. Güzel oldu ama. Bence de. Duygusal bir şey söylemedim. Sarı dolar. Programı kapattırken. Fakat şey yaparken bizi öğretmenler de çok döverdi. Allah'tan altına yazacağım. Geyik bu. Şaka bunlar. Şaka. Hepsi şaka. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok eğlendik. Vallahi sizinle çok eğleniyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. We'll be right back.